Hocam bir sürü şeyi tartışırken... Postkolonyalizm mi? Ha. Tövbeler olsun. Hadi bakalım. Hayırlısı. Postkolonyalizm biliyorsundur tanım olarak. Hiç bilmem. Allah Allah. Vallahi. Şeyden, sömürgecilikten sonrası. Sömürgecilikten sonrasında Batı'nın zihniyle sömürgelerin kendisine özgüvensiz bakmasını sağlayan iletişim formülü. Anladım. Hindistan. Hindistan'da, Cezayir'de, aslında Türkiye'de ya da işte biz sömürge altında kalmadık ama yani biz postkolonyal etkinin içerisinde kaldık. İşte bir ara çok popülerdi, kullanılıyor biliyorsun. Bu dünya haritasının biçimiyle alakalı. Hı-hı. Yüz ölçümlerini karşılaştırdığında Avrupa aslında küçücük bir yer. Ama tabii. Dünya haritasını öyle bir... Ortasına koyarsan, kuzeyi alırsan. Sadece ortasına koymada değil. İşte o göbekli formu, yani küre formunu haritaya çevirirken işte farklı teknikler kullanırsan Avrupa kocamanmış gibi görünüyor. Halbuki Afrika'nın ne kadar büyük olduğunu görüyorsun. Gerçekçi metrekareyle karşılaştırdığında Afrika hepimizi dövermiş yani. Tabii. Tartışmasız. Ama biz mesela Avrupa'nın hem merkezde hem de çok büyük olduğunu zannetmeyle alakalı bir bilgiyle devam ediyoruz. Bunun gibi hayatımıza yansıyan, biraz oryantalist etkinin getirdiği şeyde, oryantalizmi de doğru şekilde tanımlamış olalım işin içerisinde, Batı'nın doğuya baktığı gözle kendine bakma hali. Yani Batı gözlüğüyle burayı görmek. Burayı görme halini kendisi işte. Yani oradakiler de çok misafirperverdir ama işte eğitimsizler falan, bunu alıp üzerine giyme. Biz çok misafirperveriz ama biz de çok eğitimli değiliz abi. Sokak bir sürü kötü adamla dolu. Bu aslında dışarıdan birinin sana bakarak tanımladığı kıyafeti giyip burayla alakalı konuşma hali. Şimdi bunun sohbetini yapıyorken biz kullandığımız, tartışmalardaki kullandığımız bazı bakış açılarını ya da bazı terimleri yerleştirmede postkolonyal etkileri ya da oryantalist etkileri çokça seziyorum. Mesela en sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Bize çok gelen sorular yüzünden konuşuyoruz bu arada. Kadın erkek eşitliği, eşitsizliği, bununla alakalı pozisyonlanma. Bu arada bugünkü konumuz kadın erkek eşitsizliği olmasın. Sadece postkolonyal etkiye bakmak olsun. Yani bir şeydi. Gerçekçi bir şekilde, gerçekten bilimin bize getirdiği veriler ve sonrasında da kültürel anlamda ölçebildiğimiz, sezilerimiz ve duygularımızla beraber ayırt edebildiğimiz hale getirmeye çalışalım konuyu. Hani kadın erkek eşitliğiyle ilgili aslında ne oluyor, ne yaşıyoruz ya da ne hissediyoruz hikayesi. Şimdi bir bizim alışkın olduğumuz kültürel değerlerle beraber gelen bir formül var. Bu formül büyük aile formülüyle başlıyor. Osmanlı öyle davranmış. Tabii. Aslında köy ve klan formülüyle davranmış. Aşiret hatta. Evet. Aynen öyle. Ona bir bütün halinde davranmış. Osmanlı'da yani neredeyse polis yok bir şeyde. O dönemde hiçbir ülkenin içerisinde yok. Herkes buna benzer bir formülle davranıyor. Bir cinayet işlendiğinde onun kendi içinde halletmesini istemiş. Yani o yapı neyse. Şimdi o yapı küçülüyor. Geçtikçe geçtiğimiz 500 yılın içerisinde geliyor. Cumhuriyetle beraber işte ülke kavramı girdiğinde, vatandaşlık kavramı girdiğinde işin içerisinde aile kavramına kadar küçülüyor. Cumhuriyet'in başlangıç döneminde kalabalık aileden bahsediyoruz. Dedeler, babaannelerin de için içerisinde olduğu, ekonominin azlığından kaynaklı insanların aynı evin içerisindeki olduğu yerde, dedelerden torunlara kadar giden sürecin bütün halinde bir aile olduğu. Devlet yine kendi alt birimini aile olarak kurmak istemiş. Hani atamasını böyle yapıyor. Aile kendi içinde çözsün arkadaşım ufak tefek şeyleri. Her şeyi bana yüklemesinden. Bunun karşılığında problemi çözme kabiliyetini bireyin kendisine atfeden en yüksek maliyetli ekonomi formülü, Batı'nın alternatifleri var. Şimdi biz Türkiye'de bir şeyi konuşuyorken konuştuğumuz şey aslında yani bizim kendi alışkanlıklarımızdan geldiğimiz kalabalık klan tipi aile formülünden bireye giden, kadın ya da erkek diye ayırmadan birey diye tarif edebildiğin, hatta birey kelimesi o kadar kullanıyor ki artık biliyorsun evcil hayvanlarında da birey olarak tarif ederek falan bitkinsiz. Kedi bir bireydir. Kedi bir bireydir falan diye. Bunu ciddiye alıyorlar. Bu, muhtemelen bunun yüzünden dayak yiyeceğiz mesela bu cümle yüzünden. Sen de bir bireysin canım kardeşim. Hiç şey yapma. Birey diye tanımlamaya giden ve bireyin kendisinin devletle ilişkisinde hukuki dengeleri ve bilmem ne giden bir formül var. Şimdi bu formüle baktığında aile formülüyle süreci işletmek ya da yani ülkenin tekrar yapılanmasına bakmak işlemiyormuş gibi görünüyor. Bir kere burası hata veriyor. Çalışmıyor. Yani ya da çalışan yerlere ağrıyor. Yani bir yerinde sıkıntı var belli yani konuyla alakalı. Fakat alternatifinin oluşturduğunu düşündüğümüz batıcıl bir bakış açısıyla bireye indirgemekte çalışıyor mu emin değiliz.
Hani tamam bireye indirgeyelim ya da pozisyonlayalım ama yani hani bunu böyle pozisyonladığımızda da ne yapacak ki yani? Ne yapacak ki yani? Sadece şey değiştiriyormuş gibi görünüyor ölçülere baktığımızda, gerçekçi değerlendirdiğimizde. İsimler, oluşa gelen şiddetin ya da yapının ismi, yapısı, biçimi değişiyormuş gibi görünüyor. Çünkü ortalama bir dünya mesela şey tipi değerler kadın şiddetinde daha önemli. Mesela yoksulluk daha belirleyici. Yani kadın erkek şiddeti ya da işte cinayetinde tabii. Aslında yoksulluk İşte toplumun kültürel değerlerinden daha öncelikli bir değişken değeri. Ya da mesela metropolde mi yaşıyor, köyde mi yaşıyor, kasabada mı yaşıyor? Yani kalabalıklılığın oluşturduğu etki daha öncelikli. Yani bu anonimleşebildiğin yer hikayesi. Hikayesiyle şiddetin dozu artıyor ya da azalıyor ya da etkileri artıyor, azalıyor. Ya da mesela aristokrat mı, göç kültüründe mi? Aristokrattan kastım zengin olma değil bu arada. Yani aynı bölgede 3 kuşaktır, 4 kuşaktır durabilmeye aristokrat deniyor. Aristokrat mı yoksa devamlı göçmek zorunda mı kalmış? Göç kültüründe mi? Kültürü göçmekse sıkıntı yok bu arada. Onu karıştırmayalım. Göçmek zorunda kalmışsa. İşte Suriye'den bunu yerleşik bir yerde yaşamak zorunda kalıyorsa yani göçerek yaşamak, yani göçüp yerleşip yaşamak zorunda kalmışsa orada şiddet artıyor, bu tarafta azalıyor. Biz de bunu ele alıp sadece batıl birey deyince bu konu çözülecekmiş gibi bir şeyle ilgili konuşuyoruz. Yani bireyin hukuki hakları falan diyecekmiş gibi. Bu da öyle hassas bir açık yaraya neden oluyor ki gerçekten şu anda bir sürü insan bu şiddetten mağdur, ağır mağdur duruma dönüştüğü için bir şey yapmanın hepsi de kalıcı bir hasar verebilir şeyi de var, hassasiyeti. Mekanizmayı anlayamıyorsun çünkü. Evet yani hani bu konuyla alakalı hukuken yaptığın en küçük şey gerçekten Türkiye'deki ölecek insan sayısını artırıp azaltabiliyor. Gerçekten bu kadar da bir gerçek. Yani anında da bir şey yapılması gereken de bir durumu var. Şimdi bu karmaşaya sadece Batı kafasıyla yani hani İşte yüzümüzü döndük ve tek doğru o taraftır da değil. Bu tarafın yanlış olduğunu da fark ederek. Bu taraf da işlemiyor yapıda. Yeniden tanımlama koymak gerekiyor ama bu tanımlamada postkolonyal etkiden âri bir bakış açısı geliştirmek lazım. Ah, şöyle âri. Fabrika ayarlarına gel abicim ya. İşte, biraz uzattım. Her şeyden kurtaracak şey. Olan şey bu işte. Ha yani tekrar bir aile tanımı. Yok yapmak. Bu arada bence uzatmadın. Tirat gibi çok güzel ifade ettin. Yani tamam. Bütün resmi çok güzel çizdim. Mesela ben bu şekilde bakmadım şimdiye kadar. Bu arada bilmeyenler için biz Can Can'a da gerçekten böyle konuşuyoruz arkadaşlar. Yani ben mesela gerçekten bunu ilk defa Mustafa'dan dinliyorum. Bunun bir senaryosu falan filan yok. Ve mesela burada anlattığın toparlama bence çok güzel. Beni tatmin etti yani. Ve neden başka bir yerden bakmamız gerektiğini güzel anlatıyor. Çünkü o kadar çok ezberden örülü, kırılgan bir hikaye var ki çoğumuz da niye onun öyle olduğunu bilmiyoruz. Dediğin gibi müdahale etmeye kalktığında genellikle çarşafa dolanıyoruz. Ne oldu falan oluyor. Evet evet. Linçlere dönüyor ya da tabii. İşte bir insana sesini duyuramadığın bağırtıların içerisinde kalıyorsun gibi görünüyor. Aynen. Burada bireye indirmenin şöyle bir yani Dursun Ali Yaz'la beraber de bu konuyu konuşmaya da niyetim var. Yani değerler paylaşımıyla da alakalı bir sorun var. Yani toplumsal üretim değerinle o değeri toplumdaki bireylerin nasıl bölüşeceğinin sisteminde kadın ve erkeği birer birey olarak ele aldığındaki değer paylaşımında da sıkıntı var. Mesela şeyi teknik olarak çözemiyorsun. Kadın düşük maaş alma hikayesi, kadının sonradan sektöre girmeyle alakalı bir durumu değil. Başka bir problemden oluşuyor. Ve bunu o batıcıl bir yapıyla çözemiyorsa onlar da çözemiyor. Aynen. Yani orada da çözülmüyor. Bunu başka bir yerden kadın ve erkeğin bir blok halinde ele alındığı bir değerler sistemiyle bakmak lazım. Ama bu eski tip aile formülü değil. Yani o klan yapısı ailenin reisi erkektir. O değil yani artık. Hani bu ikisi arasında yeni, inovatif bir yerden bakmak lazım ve bence bunun en iyi karşılığı evrim ve biyolojide saklı. Ama orada bir sıkıntı var işte. Bak burası çok netameli yerler. Topunları sana attım. Ateşten gömlek. Şöyle bir durum var ama benim yırtacağım yer şurası. Evrimsel ve şey olarak, evrimsel ve biyolojik olarak biz primatız. Primat olmakla diğer primatlarla ilgili kuralların neredeyse tamamına tabiiz. Yani primatlar bu dünyada nasıl yaşıyorsa, nasıl davranıyorsa, nasıl sosyal ilişki kuruyorsa, nasıl ürüyorsa aynı kurallar kabaca bizde de geçerli. Fakat insanda bir sorun var. İnsan birkaç bin yıl önce evrimini terk edip, biyolojik evrimini terk edip kültürel evrimine oturmuş bir canlı. Ve bu kültürel evrim o kadar belirleyici ki etrafındaki biyolojik etkileşim dünyasını dahi değiştiriyor. Seni artık tabiatınla değil kendi kültürünle etkileşen bir canlıya dönüştürüyor. Ve yavaş yavaş bu kültürün içinde kültür senin biyolojini, senin biyolojini senin kültürünü falan etkileyerek bir karmaşık sistem oluşturuyor. Şimdi burada
İnsanın değişmeyen ayarlarını ben anlatırken mesela beslenme konusunu anlatıyoruz ya. Şimdi beslenmede bakarsan daş yememiz lazım abi. Hani normalde ayarlara bakarsan ağaç köküyle besleneceksin. Böcük yiyeceksin arada bir bilmem. Ama böyle olmaz aşikar. Neden? Biz bir kültürle geldik buraya kadar. Çok ciddi bir know-how'ımız, bir birikimimiz var. Onun içerisinde doğru işe yarar kısımları seçmek, fazla üretim gereksiz olan bizi zehirleyen o şekeri mekeri uzaklaştırmak gerekiyor. Bu seçkiyi yapabilirsen o kültürel yaratım süreci senin işine yarayan bir yardımcıya dönüşebiliyor. Ama böyle geldi, böyle gider dersen bunun içerisinde boğuluyorsun. Kendi pisliğinde boğulan bir canlı gibi. Şimdi aynı şey sosyal ilişkiler konusunda da var. Birey rolleri konusunda da var. Kadın erkek rolleri konusunda da var. İnternetten çok linçlediğim konu olduğu için biraz bildiğimi zannediyorum. Mesela ya diyorsun ki konu kadının erkeğin üstünlüğü, alçaklığı falan filan meselesi değil diyorsun. Oradan birisi bir fırlıyor diyor ki ama sen Türkiye'de kadınların durumunu biliyorsun. Ya biliyorum. Yani benim de annem var, eşim var, arkadaşım var, kardeşim var. Ben de görüyorum. Ama bana itiraz ederken kullanılan tanımlamaların hiçbirinin ne kültürde nesnel olarak karşılığı var, yani sokakta gezen insanda, ne de biyolojide bir karşılığı var. Yapılandırılmış bir ezber üzerine bir takım hak savunuları ya da bir takım saldırılar, bir takım yer açma çalışmaları devam ediyor. Bunu şöyle yapabiliriz gibi geldi hep bana. Biyolojik bazı anlayıp kültürel izleyi takip ederek, ya insanlarda şimdiye kadar seçilmiş olan davranış biçimlerine bakıp, ya kardeşim bu işe yarıyor ki seçiliyor deyip, senin onu, kadim bilgi ataması yaptığın. Aynen. Onu çok kurcalamayıp modeli aynen uygulamak. İşte muhafazakarlık diyor ya Yalın buna. Muhafazakarca davranmak. Bu arada Yalın Alpay'ın muhafazakarlığı. Evet. Yalın Alpay'ın tarif etti. Ben her seferinde onu vurguluyorum. İşe yarayan modeli çok kurcalamadan kullanmaya devam etmek, işe yaramadığı aşikar olan her türlü modeli kavramı tartışmayı gündem dışı bırakmak. Şimdi bunu yapabilmek kolay olmuyor. Bir kere tuzu kuru insanlara ihtiyacımız var. Bu konularla kirlenmemiş, politize olmamış, savaşta yara almamış insanlara ihtiyacımız var. Çünkü sen meydanda çok fazla bağırdıysan, çok fazla yazdıysan, bir görüşün arkasında çok fazla durduysan tam bizim hani o veciz ifadeyle tükürdüğünü yalayamıyorsun abi. Çünkü her taraf tükürük. Hangi birini yalayacaksın yani? Biraz iğrenç oldu farkındayım ama. Dolayısıyla, ama çok iyi anlattı bence. Sımamış adam senelerce. Adam ya da kadın bu arada, seksist olmak istemiyorum. Ya, o kadar çok üzerine gitmiş ki. Mesela şimdi rahmetli Duygu Asena yaşasaydı mesela bu zamana kadar. Deseydi ki fikrimi değiştirdim. Yani biliyorsun Türkiye'deki feminizmin hani böyle marka isimlerinden bir tanesi. Deseydi ki ben geldim şu yaşıma, baktım fikrimi değiştirdim. Ne hale gelirdi bir düşün. Onun ne hale gelmesini bırak, yani bu toplumsal baskı kısmını vurgulamak için söylüyorum. Kendisinin böyle diyebilmesi, böyle bir insanın öyle diyebilmesi neredeyse mümkün değil. Evet. Yani tarihte bunlar böyle parmakla sayarsın bu tip insanları. Şimdi birincisi bu meselelerin altını çizmek için yarasız insan bulmak gerekiyor. Fazla tükürmemiş olan bulmak gerekiyor. Fazla iddialı konuşmamış, her şeyi temelinden ele almaya niyetli. Yani kendi görüşüne tapmayan birileri gerekiyor. Şimdi ben mesela, ben de bu klasmandan çıkmak üzereyim. Çünkü çok anlattım. İnsanın fabrikaları dedim, biyoloji dedim, işte evrim dedim, o dedim, bu dedim. Fakat benim orada bir şey var. Benim anlattığım şey değişmiyor abi. Yani önceden de böyleydi, bin sene sonra da aynı olmaya devam edecek. Ve anlattığım şeyin aslında direkt anlamda senin benim sosyal hayatımda çok büyük bir etkisi yok. Yani çok büyük bir artısı eksisi yok. Ne zaman başlıyor artısı eksisi? Bunu anladığın zaman sosyal hayattaki bir sürü derdin ne kadar tuhaf olduğunu fark ediyorsun. Bunların karşılığının olmadığını görüyorsun. Şimdi biyolojik olarak ben şunu diyemem. Ya insan işte erkeği, dişisi neyse çok eşlidir. Efendim işte aile yapısı zaten sonradan sosyal bir konstrüktör. Bunu demenin hiçbir anlamı yok. Mesela şunun gibi. Özgür irade meselesi konuşuyoruz ya biz şimdi. Şimdi özgür irade yok deneysel araştırmalar sonucu. Şimdi ben bunu sokağa çıkıp merhaba sayın vatandaşlar özgür irade yok biliyor musunuz? Ne faydası var bu insanlara? Şöyle bir şey olabilir yalnız. Bir tanesi aklına bir şey, ulan zaten özgür iradem yok. Benim de bunu doğruyasım var. Ben gideyim bir doğrayayım. Bari özgür iradem yokmuş. Ya buna ilham vermek dışında hiçbir faydası olmayan bir şey. Ama insanın seçme şansı var ve bu seçimden sorumludur. Bu her devirde vaaz etmemiz gereken bir şey. Özgür irade tartışması felsefi, bilimsel bir tartışma. Ama mesela orada mesela özgür irade ile alakalı zaten sohbetimizin kendisi geldiğinde de evet ne yapacağını belirleme konusunda belki de özgür irademiz yok ama nasıl yapacağını belirleme konusunda özgür irademiz olabilir konuşabiliyoruz ya. Ha işte ya bir yerde bir şey var ama neticede. Evet, yani şimdi
böyle hardcore bilimsel bilgiyi insana direkt vermenin bir faydası yok, evet, onu söylüyorum. Yani bunun bir anlamı olmalı. Hadi burada gerçekten arge yapıyoruz yani bir şeyde konuştuğumuzda. Bir problem o öbeğini daha aşmakta gerekiyor. Şimdi toplum mühendisliği yapmak iyidir ya da kötüdür. Aslında biz konuşurken ister istemez bazı konular felsefi ya da bilimsel ayaktan mühendislik ayağına da dönüyor. Evet. Yani burada, evet, ne yapalımla alakalı. Kadın şiddeti bir şey yapmayı gerektiren bir şey. Biz de düşünsel bir arge yapan bir alansak bu konuyla alakalı ne yapalımı konuşunca ister istemez toplum mühendisliği yapmaya başlıyormuşsun gibi oluyor. Şimdi toplum mühendisliği yapmanın işlevsel olmadığını da aslında çok işe yaramadığını da öğreniyoruz. Yani gelecekle ilgili, evet, hiçbir şey planlamak mümkün değil. Her şey kelebek etkisine bağlı bir değişkenle hareket ediyor. Sen bir de biraz önce bir sürü faktör saydın. Hangi şiddet, hangi faktör, ne kadar etkili bilmem ne. Yani tepeden de böyle bir datayı inceleme olasılığımız da yok. Dünyadaki hiçbir bilgisayarın da bence böyle bir datayı inceleme becerisinde olacağını zannetmiyorum. Ama bazı temel değişkenleri anlama, bu temel değişkenlere göre davranış gösterme önceliklendirilebilir. Mesela az önce konuştuğumuz gibi yani kadına şiddetle ilgili konunun yoksullukla ilgili olduğunu, öncelik yoksullukla ilgili olduğunu mesela kolaylıkla biliyorsun, belirleyebiliriz, markerlayabildiğimiz, işaretleyebildiğimiz şeylerden bir tanesi. Mesela tam bu noktada mesela bunu bildiğinde ne yapacaksın? Yani kadına şiddet uygulamaya meyilli erkeğe para mı vereceksin? Hayır abi, toplumun ekonomik koşullarını iyileştireceksin. Yani mesela o ekonomik dengesizliği ortadan kaldıracak. Artık konu şeyden çıkıyor yani. Kadın, erkek, şiddet bundan çıkıyor. Evet. Yani sen biraz daha müreffeh yaşam sağlarsan bu zaten otomatik azalacak bir sorundan bahsediyorsun. Evet. O sorunun bir sonuç olduğunu fark ediyorsun. O sonucun nedenini düzeltmeye çalışıyorsun. İşte tam da demin anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani bizim ayarlarla ilgili içinde yaşadığımız dünyaya dair bazı uyumsuzluklarımız var. İşte olmuyor. İşte dediğin gibi göçer adam şehirde yapamıyor. Evet. Yani göçer adam derken göçer kafalı insan. Bu sistemde mesela uyumlanamıyor. Uyumlanamama problem çıkarıyor. Rezonans bozuluyor. Bunu ortadan kaldırabilmek için o insanın bu background'unu, bu zeminini bilip bu sistem içerisinde onu doğru bir şekilde yaşatır hale getirmen ya da sistemi değiştirmen gerekiyor. Ya tutup da şehirde bilmem ne var demek, yani sonucu tarif etmek ve sonucu iyileştirmeye çalışmak ağrı kesici medeniyetin işlevi. Ya mesela bak ne kadar tuhaf şeylerden bir tanesi. Yani kadın erkek eşitsizliğini vesairesini falan konuşurken işin içerisinde toplumsal kültürün neredeyse tümünü kadın kuruyor. Tabii ki. Mesela şimdi tabii ki de ön kabulde değil, fiziken yani nesnel olarak toplumsal kültürün neredeyse %80'ini yani karar verici olarak kadın karar vericiliğiyle kuruluyor. Tabii. Mesela bu gerçekliği de doğru yerden okumaya ihtiyaç var. Ya çocuğu yetiştiren kadın olduğu için sadece çocuğu değil, ev dediğin şey, evle alakalı tanımladığın şey %80'i kadın kararıyladır. Bunu hiçbir erkek yani tanımlayamaz. Yani iş, yeni inovasyon bilmem neyle alakalı erkek egemen bir dünya diye konuşmak mümkün. Ama kültür dediğin şey, hangi tabak ne bilmem neden başlayan, hani kültürel doku dediğin fotoğrafın kendisini kadın kuruyor. İşte o beyin ona uygun çünkü. Hayır, sadece uygunlukla değil. Yani gücü fiziken mesela kadına verilmiş bir şey değil bu. Tabii yani ki. Kadının bayağı kendi bileğiyle aldığı bir şey. Yani. Doğal yani, doğal eğilim. Doğal eğilimiyle beraber böyle. Mesela bunu da doğru yerden okumak gerekiyor. Evet. Ama mesela başka bir tuhaflık, bunu belgesel yapmayı düşünüyorum. Hani üzerine daha evvelden konuşmuşluğumuz var bir şeyde. Çalıştığımız ya da samimi arkadaşımız ya da kız arkadaşlarımızla beraber akşamleyin korona öncesinde dışarıya yemeğe içmeye gidiyorduk. Mesela tuvaletimizin gelmemesi bizim için hiçbir sorun değil. Her kadın için sorun. Tabii. Tuvaletinin gelmesi. Ve yani ortak para ödeyebildiğimiz güçte olan ekonomik olarak bir kadın hijyenik olarak o mekan o kadının ihtiyacını giderebilecek altyapıyı hazırlayamıyor ve bu normal mesela. Tabii. Hani eşitsizliği gücünü sen, de anlamak sen açısından. Sen diyene kadar ben böyle bir sorunun varlığını bilmiyordum. Halbuki kadınlara sorunca böyle bir sorunun varlığını anlıyorsun değil mi? Çantalarında bir sürü hijyen malzemesi taşımak zorunda, kuğu işemesi diye bir işeme yapmak zorunda kalıyor yani. Oturmadan ya da bir yere dokunmadan tuvaletini yapma. Sen ben olsa hakaret kabul ederiz bunu. Tabii. Abi tuvaletini yapacaksın ama şu dengedeyken yapacaksın falan dese yani mekan yıkarsın anlatabiliyor muyum lan doğru düzgün yer yapın falan diye. Halbuki bu böyle oturmuş. Hani eşitsizliğin boyutunu da anlamak açısından. Bunlara şimdi çözüm üretmek bu masanın gücü yetmez. Yani daha kalabalığa da ihtiyaç var üzerine düşünmeye de. Sadece bunu düşünürken başka bir yerden bakıp konuşmanın zeminini arıyoruz. Hep beraber arıyoruz. Tabii bu da yani onun videosu olsun. Bütün mesele o yani. Bir şeye çözüm gelmez zaten evet. O işlerde ama bakış açısı alternatifi sağlayabiliriz. Yani tekrar dediğim gibi benim İnsanın bir primat olduğunu 100 sene anlatmam çok bir şey değiştirmez. Bir primatın, kültür üreten bir primatın, ürettiği bu kültürle beraber bugün de yaşamak zorunda olan bir primatın
Ve bu primatın farklı gruplarının farklı farklı özelliklerinin neye sebep olduğunu bütünlüklü bir resimle anlama zorunluluğumuz var. Buna baktığımızda mesela ben bugünkü aile yapısını, dünkü aile yapısının da, bugünkü aile yapısının da, yarınki aile yapısının da doğal olmadığını düşünüyorum. Ama bu doğal olmaması kötü bir şey anlamına gelmiyor. Doğal derken tamamen evrimsel ve biyolojik anlamda söylüyorum. Kültürel olarak ihdas edilmiş şeyler bunlar. Dün ona ihtiyacın var sosyoekonomik olarak. Bugün başka bir şeye ihtiyacın var, yarın başka bir şeye ihtiyacın olacak. Bunun mühendisini yapmak da zor. Şu ülkücülerin meşhur düşünürlerinden bir tanesinin, Dündar Taşer'in olabilir bir sözü var. Kültür ihdas edilemez ancak tespit edilebilir diye. Şimdi mesela devrimlerin en önemli sorunu bu. Evet, evet. Kültür ihdas etmeye çalışıyor. Sen böyle olacak, baleye gideceksin. Olmuyor baba. Yani yalının muhafazakarlık tanımıyla beraber hepimiz devrimci olmaktan muhafazakar olduğumuzu kabul etmeye geçtik. Aynen öyle. Çünkü çalışmıyor. Evet, evet. Yani kültürü tespit edeceksin, ona göre hareket edeceksin. Evet, evet. Yani bir yeri mesela işte bilmem Bartın'ın köyünü sen operayla modernleştiremiyorsun. Evet. Ya da bir yere gidip herkese takke dağıtınca onları dindar bilmem ne yapamıyorsun. Bütün okulları imam hatip yapınca bir şey olmuyor. Yani, ya da birine para verince orası zengin olmuyor. Mesela daha basiti. Aynen öyle. Para zengin etmiyor. Evet. Ya da parasızlık illa eşkıya etmiyor. Evet. Yani o kültürel yapıyı anlamadan yapacağımız her hareket problemli. Şimdi ben mesela çok seviyorum. Böyle internet kahramanı arkadaşlarım var. Böyle kadın erkek tweetleri atıyorlar. Kimi yalıdan atıyor. Grey. Kimi apartman dairesinden atıyor. Böyle çok çok net kesin şeyleri var. Görüşleri var. Pazarda soğan seçmeyi bilmez o adam mesela. Şimdi ama pazarda soğan alıp satan insanın hayatı hakkında konuşma cüretini bulabiliyor. İşte bu da bir eskiden çok modern bir Jacobenlik dediğimiz bir şey. Hayatın gerçeklerinin farkında olmadan bunu konuşmak. Ben bilmediğim bir şey konusunda vallahi ara derim, konuşmam ya. Ben el alemin ailesine, evine, yapısına ne diyeceğim. Ama kendim de şuna bakarım. Ben nasıl bir kültürden geliyorum? Kocunma abi, öyle bir kültürde büyümüşsün. Sen seçmedin ya, orada büyüdün. Dedi ki bana uyanı nedir? Ben gidip şimdi bambaşka bir sosyal ortamda çekilin ölen ben geldim yapsam iki gün dayanırım. Üçüncü gün lastik patlar. Oradaki difüze olmuş kuralları bilmiyorum çünkü detaylardan bir haberim. Tamam salonda gezerken iyi, kravatı taktığın herkese aynı görünürsün falan ama ya bir kriz anında ne bileyim işte tuvalete gideceğin zaman bir espri patlatacağın zaman baltayı taşa vurma ihtimalin çok yüksek. Bu sosyal doku uyumsuzlukları yaratıyor bizim hayatımızdaki sorunları. O yüzden de böyle tepeden inme. Yani ister devlet ol, ister entelektüel ol, ister bilmem bilim insanı ol. Şu şöyle yapılacak kardeşim diyeceğim bir şey değil. Hele ki bu kadar atomize olduğumuz bir zamanda bir de. Yani Türkiye'nin içerisinde çok farklı gruplar. İstanbul'un içinde ben söyleyeyim ya 6-7 farklı ülke biliyorum ben mesela. Bambaşka yaşıyor. Hele ki Covid döneminden sonra bunların atomizasyonu daha da artacak. Yalıtıklık yani. Şimdi Fatih'teki adam sadece Fatih, Nişantaşı'daki sadece Nişantaşı, Ümraniye'deki sadece Ümraniye'de geziyor. Yani hareket iyice kısıtlanıyor. Böyle olunca bunların hepsinin mikro kültürel ortamlarına başka bir şey yapmak gerekecek. O yüzden benim bulduğum kurtuluş yolu, herkese de tavsiye ederim, insanları temel düzeyde fark ettirmek. Bırak kendi çözsün. Bırak yolunu bulsun. Yanılsın, denesin, bir şey olsun ama gelişsin ve o bilgiyi kullanabilir hale gelsin. Yoksa her şeyi devletten beklememek lazım. Onu söylemek isterim. Bu genel olarak daha uzun üzerine düşünülmesi gereken... Bizim zaten sürekli daha uzun süre düşünmesi... Bilimsel makaleler gibi oluyor bizim konuşmalar. Bunun üzerine daha fazla çalışma yapmak lazım. Çalışma yapmak lazım.